Dul yengemin çekmecesinde doğum kontrol hapı vardı. Neden acaba? Doğum kontrol hapı başka rahatsızlıklarda kullanılıyor mu? Bilgisi olan var mı? Bu olay 3 sene önce olmuştu. Şimdi konuşurlarken duydum. Menopoza girmiş, yaşı daha 40. Çok iyi. Dul yengen korunmaya çalışıyor da olabilir. Aktif bir cinsel hayatı varsa bundan sana ne? Merhaba Kadın Kanalı'na hoş geldin. Ben Irmak. Ben Zeynep. Bugün sizlere planlı gebelik için en etkili yöntemlerden biri olan doğum kontrol haplarından bahsedeceğiz. Ne yazık ki dünyada her yıl 80 milyon kişi plansız gebe kalıyor. Ve Türkiye'de bu çok iç acıcı bir istatistik değil. Her 4 kadından biri. İnternette yaptığımız araştırmada şöyle bir istatistike denk geldik. Ülkemizde tüm kadınların %33'ü, halen evli olan kadınların %47'si modern bir yöntem kullanırken gebeliği önlemek adına, kadınların %18'i ile evli kadınların %26'sı geleneksel bir yöntem kullanmaktadır. Bu geleneksel yöntemler nelerdir biliyor musun Zeyno? Hayır canım. Yani büyük ihtimalle geri çekilme yönteminden bahsediyorlar ve bu son derece riskli bir yöntem. Gebe kalma ihtimaliniz çok yüksek geri çekilme yöntemiyle. Kullanabileceğiniz en iyi yöntemlerden bir tanesi doğum kontrol hapı. İnternette ne kadar çöp bilgi olduğunu da hatırlamamız gerekiyor bu konuyu konuşurken. Çöp bilgi dediğim şey şu, internette aradığınız şeyin kaynağının bir uzman tarafından mı yazıldığı yoksa herhangi bir insanın yorumu mu, bir düşüncesi mi? Hani nereden geliyor o bilgi bilmediğimiz için internette okuduğumuz şeylere her zaman bir şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Bu şey gibi, mesela atıyorum hiç başınıza gelmedi mi? Başınız ağrıdı. Başınızın ağrının neyin semptomu olabilir diye internette tabii yazdığınız zaman beyin tümörü. Birden böyle bayağı yani tabii belki de bir semptomlarından bir tanesi ama her başı ağrıyan beyin tümörü tabii değil. O ya da kolumda uyuşma var, kalp krizi geçiriyorum kesin. Yani Google'la girdiğin anda mutlaka oradan ölerek çıkıyorsun. O yüzden özellikle de bu tarz Türkiye'de tabusal meselelerle ilgili tabii ki bilgi çöplüğü de oluşmuş durumda. O yüzden kaynaklarımızı iyi belirlememiz, güvenilir olduğundan emin olmamız gerekiyor. Biz kadınsağlığıtv.com'u bulduk. Bunun Instagram sayfası da var Kadın Sağlığı TV olarak. YouTube kanalları da var. Kadın Sağlığı TV YouTube kanalı da var. Son derece bilgilendirici, öğretici kanallar. Buralardan kontrol edebilirsiniz bilgilerinizin doğruluğunu. Şimdi bakalım bu kanallardan bilgileri edinmeyen arkadaşlar ne sorular sormuşlar internette? Bazı popüler olan platformları biz gezdik. Bunlardan bir tanesi Ekşi Sözlük, bir tanesi de Kızlar Soruyor. Şimdi birincisi, bunu okumam lazım. Ya doğum kontrol hapı saça uygulandığı zaman saç çıkartıyormuş. Şampuanın içine katıyormuşsun. Annem dedi bana bugün. O da komşumuzun kardeşi yapmış. Saçları falan çıkmış, uzamış. Ondan duymuş. Geldi bana söylediği az önce. Doğru mudur sence? Herhalde östrojenden sebep böyle bir şey düşünüyorlar ama. Hiçbir fikrim yok ama bana şey garip geliyor. Bir hapın, bir hani aslında bir ilacın bilinçsiz bir şekilde başka bir hani işlevinin dışında bir şey için kullanılması ne kadar sağlıklı? Anlamsız geldi açıkçası. Bir sürü saç bakım ürünü var. Saç bakım için bir sürü bunları yani saçını uzatacak vesaire yapacak. Evet. Bunun için üretilmiş ürünler var. Hani bence onları kullanman daha anlamlı. Bir de buna dair bir bilimsel eminim şey de yoktur yani. Yani biz baktığımızda Kadın Sağlığı TV'de ve YouTube kanalında doğum kontrol hapının saç çıkardığına dair herhangi bir bilgiye rastlamadık. Aynı anda hem doğum kontrol hapı ve ertesi gün hapı kullanmak adeti geciktirir mi? Mahveder seni. Adeti geciktirmeyi bırak. İnanılmaz derecede hormon yüklenir arkadaşlar. Bir kere şunu bir söyleyelim. Bu ertesi gün hapı arkadaşlar bir doğum kontrol yöntemi değil. Evet. Değil. Yani mutlaka acil durumlarda başvuracağınız bir yöntem. Ama nasıl olsa ertesi gün hapı var diye rahat davranmayın. Doğum kontrol hapının yerini tutmaz ertesi gün hapı. Bunlar hormon içeren haplardır. Ve ikisinin birbirine kombinasyonu muazzam derecede vücudunuza yükleme yapacaktır yani. Zaten buna istinaden bir soru daha bulduk. Doğum kontrol hapı mı, ertesi gün hapı mı diye sormuş birisi. Yani demek ki bu yani konuşulan bir şey. Doğum kontrol hapı mı kullanmalıyım yoksa ertesi gün hapı mı kullanmalıyım doğum gibi. Buradaki arkadaş çünkü ilk kez ilişkiye gireceğim. Doğum kontrol hapı mı, ertesi gün hapı mı kullanmam gerekiyor. Hani bu soruyu sorma ihtiyacı
duruyor bu arkadaşımız. Ben en çok ona üzülüyorum. Bu sorular böyle forumlarda, böyle platformlarda konuşulacak şeyler değil. Bu soruları jinekoloğa, evet, bir doktora sorman gerekiyor. Bilmiyorsan da soracağın insanın kim olduğunu iyi araştırman gerekiyor. Neden jinekoloğa gitmen lazım? Cinsel hayatın aktif olduğundan dolayı jinekoloğa gitmen lazım değil. Senin genital bölgen, vulvan bir organın. O organın da sağlığına dikkat etmen lazım. Bu sırf dediğim gibi cinsellikle alakalı değil. Bu hani bir hastalık da varsa, hani kanser de olabilir orada. Hani şimdi en kötü senaryoları yazdım ama bu tip böyle senelik gideceğin check-up'lar senin aslında organının normal işlediğini ve hasta olmadığını da teyit edecek şeyler. Hı hı. Zaten ihtiyacın varsa, cinselde aktif olmak istiyorsan, öyle bir isteğin varsa bu tip soruları, doğum kontrol hapı mı, ertesi gün hapı mı? Hani biz burada anlatıyoruz, burası da belki doğru yer değil. Sen doktoruna gitmen lazım. Hı-hı. Senin bu doğru insandan bu bilgiyi alman lazım. Özellikle genç arkadaşlarımızın da jinekoloğa gitmekteki imtina, jinekoloğa gitmekten imtina etmelerini de anlıyorum. Hı-hı. Birçoğu yargılanmaktan korkuyor. Evet. Mesela bakire değilsen jinekoloğun seni yargılar mı diye korkuyor olabilirsin. Ya da öğrenilmesinden çekiniyor olabilirsin. Ama o bir doktor. Bunu unutma ve kesinlikle o odada söylenilen bütün bilgiler o odada kalmak durumunda. Bunu da her doktor farkındadır. Bir yemin ediyorlar, bunun üzerine eğitim alıyorlar. O yüzden jinekoloğa gitmekten çekinmeyin, derdinizi, sıkıntınızı anlatın. Özellikle ilk defa ilişkiye girecekseniz de mutlaka jinekoloğa göründükten sonra ilişkiye girmeye karar verirseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Altını çizmek istiyoruz. Ertesi gün hapı doğum kontrol yöntemi değildir. Bir arkadaş buraya da yutmaya başladığınız ilk günden itibaren sizi koruyan minik hap. Koruma oranı doğru kullanıldığında %100'müş. Hiçbir hap size %100 işe yarıyor diyemez. Bunun çok yüksek olabilir. %99 bile olabilir. İçinden küçücük bir kağıt çıkar ya, o kağıtın içerisinde bütün yan etkileri, bütün işte içeriği, nasıl kullanılması gerekiyor, ne zaman alınması gerekiyor vesaire gibi bütün bilgiler zaten ilacın içinde var. Hani doktoruna da sormak istemiyorsun, ilacın okuyabilirsin, açıp bakabilirsin. Ya da diyelim doktorun sana dedi şu 3 haptan bir tanesini kullanmak kullanabilirsin. Git hepsinin hani onun içeriği çok net bir şekilde bulabileceğin şeyler. Onlarda bile %100 yazmaz. Yazmıyor. Hiçbir ilaç da yazmaz. İlacın kendisiyle alakalı bir konu. Hı-hı. Böyle bir yerden bu bilgiyi de bulmamanız lazım. Evet. Yani buna inanmamanız lazım. Adet döngünüze, sizin işte PMS'inize, sizin kilonuza, boyunuza uygun olanı doktorunuz söyleyecektir. Doktorunuza başvurun. Sevgilimle ilişkiye girdim. İçime boşaldı. Doğum kontrol hapı gebeliği önler mi? İlişkiden ne kadar zaman sonra hapı almalıyım? Burada bence ertesi gün hapıyla karıştırılıyor. Ha. İnşallah. Doğum kontrol hapı arkadaşlar ilişkiye girmeden önce içilen bir şey. Evet, ve süreçte içilen şey. Evet. Sevgilim içinde mi oldu, dışarıda mı fark etmedi, ne olur ne olmaz, ne yapmalıyım? Ertesi gün hapı yok, doğum kontrol hapı içsem 2-3 tane işe yarar mı? Ya kendi kendimize... Ama bunu da anlıyorum, bu çaresizliği de tahmin edebiliyorum ya. Yani korkudan, ertesi gün hapı yok. Buradan aldığın cevap seni nasıl tatmin ediyor onu da bilmiyorum. Evet, risk yani. Düşünsene, evet, böyle bir gruba yazıyorsun. Kızlar soruyor diyor ki, da kızlara soruyorsun yani. Evet, 2-3 tane değil 10 tane iç diyor biri. Ondan sonra ne olacak yani? Ay böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ertesi gün hapı ile ilgili yanlış bilinen şeyler burada da karşımıza çıkıyor ekşi sözlükte. Birisi yerini gitgide ertesi gün hapına bırakmakta olan önlem, insanımız bu alanda da tembelliğini göstermek dedi. Çünkü ertesi doğum kontrol hapını her gün aynı saatte alman gerekiyor ya. En, evet, azından yani çoğunu öyle. Bir gerçek burada mi? Bir gerçek olabilir mi acaba? Ama asla yerini ertesi gün hapına bırakmamalı arkadaşlar. Asla. Ekşi sözlükten şimdi bir iki yorum okuyacağım. Bu iki yorum üst üsteydi. Yani bir tanesinin hemen altındaydı ve tezatlığa gel. Hormonal dengeyi tamamıyla alt üst eden, kullanılmaması gereken ilaç türü. Hemen altında hormonal dengesi tamamen alt üst olanların hormonal dengesini tamamen düzeltmek için. Yani aynı sayfada bir tanesi üstte bir tanesi altta. Böyle yazıyor. Yani düşünebiliyor musun? Birisi de hormonal dengeyi alt üst ediyor diyor. Bir tanesi de alt üst olduğu için düzeltebiliyorum diyor. Yani bir kere zaten çok genel bir açıklama. Hangi hormon? Hangi denge? Vücudumuzda birçok hormon var çünkü. Doğum kontrol hapı östrojen ve progesteronla ilgileniyor diye biliyorum. Bu genel bir yargı olmuş, hormonal dengeyi tamamıyla alt üst eden demek.
bu bilgi kirliliği bence zaten sosyal hayatın ve sosyal medyanın en büyük problemi. Bir konu hakkında bilgi alırken nereden okuduğunuzu, kiminle konuştuğunuzu, hangi uzmanın söylediğini okuduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Doğum kontrol hapı ve bayanlar için libido yükseltici hap aynı gün içerisinde kullansam doğum kontrol hapı etkisini yitirir mi? Bir şey söyleyeceğim, bayanlar için libido yükseltici hap mı varmış? Benim... Aa, hiç haberimiz olmadı. Neden? 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 Devam. Kullanıp bıraktıktan sonra bir yıl reg göremeyen varmış. Kanser riskini arttırıyormuş. Kısır yapıyor diye bile. Diyen bile var. Yok artık. Yani bir doktor sizce size kısır yapan bir ilacı önerir mi? Bu bir... Küçük bir not. Küçük bir not. Tamam. Erkek arkadaşım benim ilacımı kendi ilacıyla karıştırmış. İki hafta... Oha, iki hafta doğum kontrol hapı içmiş. İlaç kutusunda değildi. Yanlışlıkla doğum kontrol hapı içmiş, bir şey olur mu? Ay tatlış, memeleri çıktı artık seninki. Bir de bence komik olan... Yani sen kendi ilacının azaldığını fark etmiyor musun? Evet. O da güzel, o da güzel. Bir şey olur mu gerçekten acaba? Hiç bilmiyorum. Bakire kızlar da doğum kontrol hapı kullanır mı? Kullanır. Kullanır. Merhaba, benim göğüslerim 75 beden ve bayağı küçük göğüslerim. Aslında sol göğsümün boyutu gayet güzel. Ele gelir de... Ele gelir bir boyutta ama sağ göğsüm tahta gibi küçük duruyor. Neden böyle bilmiyorum, okuyamam. Sağ göğsüm de sol göğsümün boyutunda olsa çok güzel göğüslerim olacak. Ama değil işte. Silikon taktıramayacağıma göre tek çare doğum kontrol hapı kullanmak. Ya göğüsleri büyüttüğünü ama söylüyor herkes. Ama ikisini de aynı anda büyütürse gene birbirinden büyük olacak. Fiziksel olarak. Yani dalga geçmek değil. Sadece ya, evet. Çözüm doğum kontrol hapı ya değil. Bana yani. Üzücü geliyor. Buraya yazmayalım arkadaşlar ya. Nereye ya? Doğum kontrol hapının lazer epilasyonunu etkisizleştiren bir özelliği var. Bak mı? Ama derdi de doğum kontrol... Mesela lazer doğum kontrol etkiler mi demiyor. Doğum kontrol lazer etkiler mi diyor. Yani lazer epilasyonu... Lazer daha önemli. Evet, çünkü daha pahalı. Boşa gitmesin lazere verdiği para. Yani... Dul yengemin çekmecesinde doğum kontrol hapı vardı. Neden acaba? Doğum kontrol hapı başka rahatsızlıklarda kullanılıyor mu? Bilgisi olan var mı? Bu olay 3 sene önce olmuştu. Şimdi konuşurlarken duydum. Menopoza girmiş, yaşı daha 40. Bu da çok iyi. Şey arkadaşlar, doğum kontrol hapı tabii ki sadece gebeliği önlemek için kullanılmıyor. Başka sebepleri de var. İşte polikistik over sendromu olanlar kullanabiliyor. Adet düzensizliğinde kullanılabiliyor. Akne. Akne de kullanılabiliyor. Yani dul yengenin tek amacı gebeliğini önlemeye çalışmak değildir büyük ihtimalle. İçin rahat olsun kardeşim. Ayrıca dul yengen korunmaya çalışıyor da olabilir. Aktif bir cinsel hayatı varsa bundan sana ne? Birbirinden farklı birçok soru okuduk ve bunlar gerçek sorular bu arada. Yani hiçbirini uydurmadık. Hepsini kızlar soruyor'a girip bulabilirsiniz. Ekşi Sözlük'ten de bulabilirsiniz. Dediğimiz gibi çok fazla kulaktan dolma bilgiler var. Konuşmaktan çekiniyoruz, utanıyoruz. Ya ben de en çok ona üzülüyorum. Evet. Neden konuşmaktan utanıyoruz? Yani biz burada hani evet güldük, şey yaptık ama yani bu trajikomedi geliyor bana yani. Doğru. Çok yaptık tamam ama yani buradan... Sorularına buradan cevap alabileceğini düşünmek bence çok şey. Üzücü. Üzücü yani. Buradan almamız gereken mesaj, bilgiyi doğru yerden alıyoruz. Söylediğimiz gibi Kadın Sağlığı TV'nin YouTube hesabını ve Instagram hesabını açıklamalarımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda güvenilir bilgiler almak istiyorsanız Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin sitesine de bakabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili soruları doktorunuza danışın. Bunlar çok bireysel şeyler. Böyle platformlar kullanmayın. Çok 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 teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Bizi takip etmeyi unutmayın, like'lamayı unutmayın. Bye bye.